Değerli kardeşlerimiz, sorularla sitemize gelen bir sual. İnsanların dünya sevgisi hakiki sevgiye dönüşebilir mi? Evet, e, dünya sevgisinin hakiki sevgiye dönüşmesinin yolları var. E, bunun genellikle e, Leyla'nın ve Mecnun'un birbiri olan sevgilerinden ve mecnunun Leyla Leyla diyerek Mevla'ya ulaşması şeklinde bazı açıklamalar duymuşsunuzdur. Leylasını ararken Mevlasını buldu şeklinde. Yalnız böyle bir yöntem sağlıklı değil. Ve bu yöntemle giden insanların hepsinde kurtulma ihtimali yoktur. E, Hepsinin kurtulma imkanı da yoktur. Çünkü Leylasına dalıp orada fani olup orada da ölebilir. Halbuki bir Müslüman dünyaya ve kainata bu yolla bakmamalı. Çünkü bu yöntemle giden insanların bir defa faniliğini görmesi lazım. Yani bu alem fanidir. Bu kainat sonludur. Ben de sonluyum. Öyleyse ebedi ve sonsuz sevgiye sahip olan benim ruhum ve kalbim sonlu ve fani olan alemlerle tatmin olamaz. Şu halde ben beni doyuracak ebedi ve sonsuz bir zata yönlenmem lazım diyerek ebedi ve sonsuz bir zatı bulmalı. Sonra onların bütün kainattaki varlıkların Allah'ın o sonsuz zatın isimlerinin tecellileri, onun sanatının güzellikleri diyerek onları da sevmesi. Bu biraz zor. Yani fani ve fena olan varlıkları görerek önce onları sevdiği takdirde sonra onun üzerinden Allah'a ulaşması zor ama bu da bir yöntem. İnsan her zaman bu yollarla Allah'a ulaşabilir. Diğeri, dünyadaki sevdiği şeylere ulaşamaz, elde edemez ve onlardan ayrılığından ciddi bir ızdırap duyar, elem duyar. Sonra da bu elemini ve ızdırabını dindirmek için sonsuz bir zatı arar. Bu da bir yöntem. Bu yöntemle de Allah'ı bulmak mümkündür. Ama bu yöntemlerle Allah'a ulaşmak son derece tehlikeli çünkü orada boğulup kalabilir. E insan dünyanın fani olduğunu bildiği halde ebedi ve sonsuz bir zatı bazen aramayabiliyor. Arasa bile hatta ve hatta bulsa bile yine o fani ve fena olan alemlere dalarak devam edebiliyor. Veya dünyada elde etmek istediği şeyler kendisini terk etse de onları elde edemese de yine de onların peşinde koşmaya ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın diyerek bir gün ölümle karşı karşıya gelerek ahirete gidinceye kadar arkasından koşabilmektedir. Öyleyse bir defa insan bu kainat alemlerini ve kendisini yaratanı bulması gerekiyor. Yaratanını bulduktan sonra o yaratanın eserleri, sanatları ve sergileri olarak kainatı seyretmesinin, sevmesinin bir ibadet olduğu kendini anlaşılacaktır. Onun için dünyaya olan sevgimizin gerçek sevgiye ulaşmasının yolu önce Allah'ı tanımaktan ve insanın ve kainatın fani olduğunu bilmekten ve kainattaki bütün varlıkların insan dahil, cinler dahil, gökler, yerler, görünen, görünmeyen bütün alemler Allah'ın bir sergisidir, bir fuarıdır, bir teşhirgahıdır o güzel isimlerinin ve sıfatlarının tecelligahıdır. Ve onun eserli olarak sevebiliriz, seyredebiliriz ve onun izni dairesinde, meşru dairede keyif edebiliriz. O zaman yaptığımız her şey ibadet olacaktır inşallah.